şu anda bile vermeye başlıyor. Altlarını çiziyoruz ilk 1 metreye kadar olan yerlerini. Ondan sonra ikinci çizimde daha yukarıki dallarını çiziyoruz. Şimdi bu ağaç ölmüş olsa bile yandaki filizlerle hayat devam ediyor. Tal ediyormuş 40 ton civarında Yunanistan'dan. Çeşme ilçesinde 200 dekar şu anda sakız üretimi yapılmaktadır. Benim ziraat odası kayıtlarına göre 9 üretici var. Yani bu işe gönül vermiş, yapmak isteyen ve yapan sayısı 9 civarında. Çeşme damla sakızı yaklaşık geçmişi tarihe dayanan önemli bir tarımsal ürün çeşmede. Dünyada zaten sadece Sakız Adası ve Çeşme'de üretilebilen bir reçine, bir sağlık iksiri. Dolayısıyla uzun yıllar Çeşme'de üretime durmuş, ara vermiş, yetişkin ağaçlar ortadan kaybolmuş. Bunu tekrar canlandırdık. Çeşme'de şu anda 10 bine yakın ağaç, 3 bin yetişkin ağaçla. İlk defa geçen sene 15 kilo hasat yapmıştık. Bu sene 50 kilo civarında yerli damla sakızının hasatını gerçekleştirdik. Çeşme'de bu tarımsal ürünün mutlaka hızlı bir şekilde faaliyete geçmesi lazım. Sakız Adası'nın tabii tek tedarikçi olmasından dolayı ve Avrupa Birliği'nden aldığı özel belgeleri var. O belgelere istinaden dünyada tek tedarikçi durumunda. Fakat bu ürün aynı efsafta burada Türkiye'de Çeşme bölgesinde sadece yetişiyor. Biz bunları uluslararası sertifikalı laboratuvarlarda teste gönderdik ve %99 aynı ürün. Dolayısıyla Çeşme damla sakızı da zaten coğrafi işaret için Tarım Müdürlüğümüz başvurdu. En kısa süre içerisinde Çeşme damla sakızı kendi coğrafi patentli ismiyle üretime geçecek ve her sene artarak üreteceğiz. Zaten Türkiye'nin 20 ton civarında ithalatı var. Dolayısıyla uzun bir süre kendi ithalatımızı karşılasak ülkemiz için çok değerli bir döviz çıktısını engellemiş oluruz. Ama önümüzdeki yıllar için imkan tanınırsa, tabii buradaki en büyük problem arazi problemi, Çeşme turizm bölgesi. Dolayısıyla tarımsal arazi bulmak çok zor. Bunun için de bizim şu anda biz ağaç üretiyoruz. 15 binin üzerinde hazır ağacımız var, fidanımız var. Bunu toprakla buluşturamıyoruz. Çünkü tahsisler burada. Buraları hep doğal sit, turizm bölgesi, gelişme bölgesi. Dolayısıyla tarımsal amaçlı tahsis şu anda Çeşme bölgesinde. Biz 2 senedir bu işle iştigal ediyoruz. 2 senedir tahsis alamadık. Alamayınca ağaçlarımızı gördüğünüz gibi toprakla buluşturamıyoruz. Çok önemli bir zaman kaybı bu. Eğer ki arazi tahsisleri değerlendirilirse biz hazırız. Yani müthiş bir imkan var burada. Ağaçları da ürettik. Fidanlar da hazır. Yani her sene 15-20 bin civarında ağacı toprakla buluşturabilecek durumdayız. Yani her sene 100 dönüme ihtiyaç var. Yani 5 sene sonunda üretmeye başladığınız zaman her sene de 15-20 bin ağacı diktiğimizi düşünürsek ondan sonra daha hızlı çoğalarak artan bir üretim kapasitesine sahip oluruz. Ve dünya pazarında da Sakız Adası'nın tek hakimiyet olduğu bir pazarda Çeşme damla sakızı da kendi pazarını yaratır. Bu mastic oil diye geçen damla sakızı yağıdır. Bunu distile ederken su da çıkıyor, sakız suyu. Çok değerli ürünler. Yarımada sit, olduğu gibi sit ve turizm olarak planlanıyor. Ben şunu söylüyorum, 20 yıldır, 25 yıldır Çeşme önce tarım kasabasıdır. Bugün Sakız Adası 904 kilometre kare. Sakız Adası'nın
sadece 150 kilometre karelik bölümünde sakız ağacı yetişiyor. Ve sakızdan ben mamul elde edilmiş mamullerle beraber 2 milyar euroluk bir ciroya sahip Sakız Adası. Çeşme Yarımadası 2150 kilometre kare. Çeşme, Alaçatı, Urla, Seferihisar, Karaburun. Her karış toprağında sakız yetişir. Ve bizim potansiyelimiz oradan tam 10 misli fazla. Biz bunu 20 yıldır ağzımızda sakız ettik. Yani ciklet ettik. Sadece söyledik. Hiç şeye geçemedik. Uygulamaya geçemedik. 20 yıldır, 25 yıldır sakız gibi uzattığımız bu konu yeter artık. Biz konuşmaktan dilimizde tüy bitti derler. Bıktık. İcraata geçelim artık. Know-how'ımızla, yani bilgi birikimimizle her şekilde hazırız. İnanın, Yunanistan'dan öndeyiz.